Bu saat dilimine başlarken sizlerle paylaşmıştık. Reformist aday Pezeşkian İran'da yeni cumhurbaşkanı oldu diye. Avrupa'da aşırı sağ yükselirken İngiltere'de de erken genel seçimde solcular ipi göğüsledi. İşçi Partisi sandıktan birinci çıktı. 14 yıldır iktidarda bulunan Muhafazakar Parti ise hezimete uğradı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer zafer konuşması yaptı. Değişim şimdi başlıyor dedi. Then some. İngiltere'de seçim zaferi İşçi Partisi'nin oldu. 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi. İşçi Partisi adeta sandıkları patlattı. Avam kamerasına 410 milletvekili soktu. Çoğunluğu elde etti. Tek başına iktidara geldi. İktidardaki Muhafazakar Parti ağır yenilgi yaşadı. Sandalye sayısı 365'ten 131'e düştü. İşçi Partisi lideri Keir Starmer seçimin ardından zafer konuşması yaptı. Değişim şimdi başlıyor dedi. Başbakan Rishi Sunak yenilgiyi kabul etti. Bu seçimden öğrenmemiz gereken çok şey var ifadelerini kullandı. Liberal Demokrat Parti seçim sürecinde renkli bir kampanya yürütmüştü. Parti lideri Sir Ed Davey dans ederek ve bungee jumping yaparak seçmenlerden oy istemişti. Bu seçimde 11 olan sandalye sayısını 65'e çıkardı ve yarışı 3. tamamladı. İskoçya Ulusal Partisi'nin sandalye sayısı ise 48'den 10'a düştü. Hastanelerde muayene sırası ülkede yıllardır çözülemeyen sorunların başında geliyor. İşçi Partisi seçmenlere her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturulabilecek imkan sağlamayı vaat etti. Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçmenleri ülkeden yollamak. Ayrıca hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor. And then some.